İnsansız savaş uçağı TUSAŞ'ın hızlı abisi geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden provokasyon. Suriye'ye 40 zırhlı araç daha gönderdi. Arap basını, Mısır-Türkiye ilişkileri 2023'ün ortasında tamamen normalleşebilir. Yunan bakan, Türkiye ile ilgili ilk kez bu kadar endişeliyim. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ermenistan'ın askeri yeteneklerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bloomberg, Türkiye Türkmen gazını Rusya'yı bypass ederek Azerbaycan üzerinden Avrupa'ya ulaştırmak istiyor. Suudi Arabistan ve Çin kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi öz kaynaklarıyla bir insansız savaş uçağı geliştiriyor. Konuyla ilgili olarak Profesör Doktor Temel Kotil tarafından yapılan açıklamada Anka, Aksungur ve yakında yanlarına inşallah bir tane hızlı abi gelecek ifadelerine yer verildi. TUSAŞ'ın bir insansız savaş uçağı geliştirdiği bilgisi ilk kez Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir tarafından savunmasanayist.com'a yapılan açıklamada zikredilmişti. TUSAŞ'tan da bir insansız savaş uçağı görecek miyiz sorusunu yanıtlayan Profesör Doktor İsmail Demir, "O da hatta, bekleyin onu da" ifadesini kullanmıştı. Savunmasanayist.com tarafından alınan bilgiye göre TUSAŞ'ın insansız savaş uçağı yaklaşık 7 tonluk bir azami kalkış ağırlığına sahip olacak. Gelecek yılın ilk yarısı içerisinde görücüye çıkması planlanan insansız savaş uçağı Ankara'dan elde edilen tecrübeler ışığında geliştiriliyor. Hali hazırda üretim hattında olduğu öğrenilen uçağın iç silah istasyonlarına da sahip olacağı tahmin ediliyor. Rus medyası Aviapro, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bir çatışmaya ve yeni askeri üsler kurmaya hazırlandığını aktardı. Habere göre ABD, Suriye'nin kuzeyinde bir çatışmaya ve Suriye'deki yeni askeri üsler kurmaya hazırlanıyor. Ve Türk ordusunun ABD kontrolündeki Suriye demokratik güçlerini ve ABD askeri üslerinin bulunduğu Suriye'nin kuzey kesimine harekatı beklenirken, ABD ordusu Suriye topraklarına 40 ilave zırhlı araç gönderdi. Şu anda bunların ağırlıklı olarak zırhlı personel taşıyıcıları ve zırhlı araçlar olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda bu transfer ABD'nin askeri varlığını teçhizat açısından iki katına çıkarmıştır ki bu da Suriye topraklarında büyük bir askeri çatışma riski yaratmaktadır. Dahası ABD ordusunun Suriye'nin kuzeyinde askeri üsler ve kontrol noktaları kurması, Rus ordusuyla Suriye ordusunun varlığını önemli ölçüde azaltması gibi ciddi bir riski barındırıyor. Türkiye ise daha önce Rusya ve ABD'ye SDG, YPG'yi Suriye'den çekmeleri için son bir şans verdiğini ve tanınan sürenin dolmasının ardından askeri bir operasyon başlatılacağını açıklamıştı. Ankara ne olursa olsun operasyonu iptal etmeyi düşünmüyor ifadelerini kullandı. El Arabi El Jedid'in haberine göre, geçen hafta istihbarat düzeyinde bir Mısır-Türk görüşmesi gerçekleşti. İki ülke arasındaki ortak sorunları ve tartışmalı dosyaların 2023'ün ilk 4 ayında sona erdirme olasılığı ele alındı. Türkiye-Mısır görüşmesinin dosyalarının başında Libya geliyor. El Arabi El Jedid'in edindiği bilgiye göre her iki taraftan da üst düzey temsilin yer aldığı toplantıda tartışmaların büyük bölümünü Libya dosyası oluşturdu. Fethi Başağ Başkanlığındaki parlamentonun bir yetkilisine dayandırılan habere göre görüşmede Türk tarafı Dibeybe hükümetine desteğini sürdürürken Mısır tarafı Başağ Başkanlığındaki Temsilciler Meclisi tarafında yer aldı. Ankara, Kahire'yi Libya'da seçimler yapılana kadar Dibeybe hükümetini elinde tutmaya ikna etmeye çalışırken Libya tarafıyla ilişkileri yönetme konusunda Kahire'yi tatmin edecek bir formül arıyor ifadesini kullanan Arap basını, Türk tarafı seçimlere kadar Libya'da bir sonraki aşamaya ilişkin önerilen formül üzerinde anlaşmaya varılması halinde Kahire'ye yeterli garantiler vermeye hazır olduğunu ifade etti. Ankara'nın Libya ile yaptığı anlaşmalara bağlı kaldığı, Ankara'nın Akdeniz'deki Yunanistan'a karşı çıkarlarını savunmaya çalıştığı vurgulandı. Daha önce birleştirmenin tek yolunun adil ve demokratik seçimler yapmak olduğunu belirten Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da düzenlenen yıllık Akdeniz Diyalogları Forumu'nun 8. oturumunda Rus paralı askerleri atıfta bulunarak Libya'da Türkiye ile rekabet etmeye çalışan bazı taraflar olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Ankara'nın Libya'da çıkar ve güvenlik sağlamak ve orada istikrarı yeniden sağlamak için hem Mısır hem de BAE ile çalışmayı dört gözle beklediğini vurguladı. Mısırlı ve Türk yetkililerin yer aldığı toplantıda Türk tarafı Ankara'nın Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılmasını önerdi. Bu öneri Mısır'ın da desteğini aldı. Mısır tarafının vaat ettiği foruma üyelik, iki ülke ilişkilerindeki son gelişmeler ve Ankara'nın Mısır taleplerine verdiği yanıtlara bağlı olarak gerçekleşecek. El Arabi El Jedid'e konuşan Mısırlı diplomat, ilişkilerin düzelmesi hiç olmadığı kadar yakın. Türkiye, Mısır'ın Libya'daki hassasiyetleri konusunda anlayışlı davranıyor. Mısır da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarına zarar vermek istemiyor, dedi. Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyani, Yunanistan'da Miçotakis'in kız kardeşi olan milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyani katıldığı Sky televizyonu programında Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bakoyani, Türkiye ile ilgili ilk kez bu kadar endişeleniyorum, dedi. Dora Bakoyani, Erdoğan gece de gündüz de gelmeyecek. Böyle bir şeyin Türkiye'nin yarınki konumu için intihar olduğunu biliyor. Hatayı Yunanistan'a yaptırmaya çalışıyor, ifadesini kullandı. Bakoyani özetle şunları dile getirdi. Türklerin saldırgan söylemleriyle hazırladıkları tablodan ilk kez endişe duyuyorum ve her hafta savaş kehanetinde bulunanlardan değilim. Beni en çok korkutan dönem birinci ve ikinci seçimler arasında yaşanacak hükümetsizlik dönemidir. Türkiye'nin kullandığı retorik daha önce hiç duyulmamış bir dildir. Daha önce hiçbir ülke bir NATO müttefikini savaşla doğrudan tehdit etmemişti. Türkiye'nin Amerika'ya müzakerelerle 5 konuda şantaj yaptığını kaydeden Bakoyani, Türkler Amerikalılara taleplerimizi yerine getirmezseniz kavga çıkartırız diyorlar. Türkiye bu söylemlerine devam edecek ve Yunanistan'ı kızdırmak için çaba sarf edecektir. Böylece bir hata yapalım ve ilk yanlış hamlemizde suçlu biz olalım. Ancak silahlı kuvvetlerimiz bu konuda tecrübeli. En çok korktuğum dönem hükümetsizlik dönemidir. Birinci ve ikinci seçim arasında o zaman geçici hükümetle olacağız. Erdoğan kendisine karşı dağınık bir muhalefet olduğu için seçimleri kazanacağına hala inanıyorum, dedi. RIA Novosti'nin haberine göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Rusya'nın Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik yardımlara özel önem verdiğini söyledi. Shoigu, Şangay İşbirliği Örgütü ve BDT ülkelerinin savunma bakanları toplantısı sırasında Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan'la yaptığı görüşmede, Ermenistan'ın silahlı kuvvetlerinin potansiyelinin geliştirilmesine yardımcı olmaya özel önem veriyoruz, dedi. Ayrıca Rusya'nın bölgede istikrarı desteklemekle çok ilgilendiğini ve bunun için her türlü çabayı gösterdiğini de sözlerine ekledi. Rus bakan, Ermenistan bizim Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü müttefikimiz ve Trans-Kafkasya'daki kilit stratejik ortağımızdır, dedi. Öte yandan Ermenistan ve Rusya'nın askeri işbirliği programı imzaladığı bildirildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı basın servisi, belgenin Ermenistan ve Rusya Savunma Bakanları Suren Papikyan ve Sergey Shoigu arasındaki görüşme sırasında imzalandığını bildirdi. Toplantıda bölgesel güvenliğin yanı sıra askeri ve askeri teknik işbirliğine ilişkin bir dizi güncel konu ele alındı. Ermenistan tarafında bu gelişmeler yaşanırken Azerbaycan Savunma Bakanlığı Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Kor General Haydar Piriyev ile Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun başkanlık ettiği Azerbaycan-Türkiye üst düzey askeri diyaloğunun 14. toplantısı Ankara'da tamamlandı. Bu durum Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından bildirildi. Toplantıda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri, askeri teknik, askeri tıbbi, askeri eğitim ve diğer alanlardaki ikili işbirliğinin mevcut durumu ve gelişme perspektifleri gözden geçirildi ve faaliyetlerin ana yönleri tartışıldı. Toplantının son tutanaklarının imzalanmasının ardından Azerbaycan heyeti Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri eğitim kurumunu ziyaret etti. Bloomberg tarafından üst düzey Türk yetkililere dayandırılarak verilen habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta Türkmen ve Azerbaycan devlet başkanları Serdar Berdimuhamedov ve İlham Aliyev'le yapacağı görüşmelerde Türkmen gazının Rusya'yı bypass ederek Avrupa'ya ulaştırılması fikrini yeniden gündeme getirecek. Plan, gazı tankerlerle Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan'a ulaştırmak ve ardından Güney Gaz Koridoru boru hattı ağı üzerinden Türkiye'ye ulaştırarak gazı Avrupa boru hatları üzerinden dağıtmak. Kaynaklar Erdoğan'ın önerisinin hayata geçirilmesinin yıllar alacağını ancak uzun vadede Avrupa pazarının alternatif tedarikçiyle ilgileneceğini kabul ediyor. Bu tür fikirler daha önce de dile getirilmişti ancak Rusya'nın Avrupa Birliği'ne gaz tedariki Hazar üzerinden geçecek rotayı ekonomik açıdan şüpheli hale getirdi. Ancak Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonun başlaması durumu değiştirdi ve karar artık Avrupa'nın Rus gazını reddetme yönündeki ilkesel niyeti göz önünde bulundurularak veriliyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gazprom Başkanı Alexey Miller başkanlığındaki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus enerji devi Gazprom'un başkanı Alexey Miller'la arasındaki görüşmede Rus doğal gazın Türkiye'deki tüketicilere tedariki ve Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezini oluşturma olasılığının değerlendirildiği belirtildi. Gazprom heyetinin Türkiye ziyaretinin ardından şirketten yapılan yazılı açıklamada, ziyaret kapsamında Alexey Miller ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla bir görüşme gerçekleşti ifadesine yer verildi. Açıklamada görüşmede Rus gazın Türkiye'li tüketicilere tedarikiyle ilgili konuların yanı sıra Türkiye'de gaz dağıtım merkezini oluşturma olasılığı ele alındı. Çin ve Basra Körfezi'ndeki Arap ülkeleri ortak bir yatırım konseyi ve bir nükleer güvenlik merkezi kuracak. Bu, Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen Körfez Arap ülkeleri için İşbirliği Konsey üyesi ülke başkanlarıyla bir toplantıda konuşan Çin Devlet Başkanı Jinping tarafından ifade edildi.
TASS'ın aktardığına göre Çinli lider, barışçıl amaçlarla kullanılan nükleer enerjinin güvenliği için ortak bir yatırım konseyi ve bir merkez oluşturulması üzerinde çalışacağız dedi. Reuters'ın haberine göre ise Arap Dünyası ile ilişkilerde yeni bir dönem olarak adlandırdığı bu dönemi memnuniyetle karşılayan Çin Devlet Başkanı Jinping, Suudi Arabistan'la bir dizi stratejik anlaşma imzaladı. Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin'in lideri, petrol zengini ülkeden cömert bir karşılama aldı. Karşılama, Temmuz ayında ABD Başkanı Biden'a yapılan sade karşılamayla tam bir tezat oluşturdu. Devlet medyasına göre Kral Selman, Perşembe günü Jinping'le 34 yatırım anlaşmasını içeren kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşmalardan biri, bulut programları ve Suudi şehirlerinde yüksek teknoloji komplekslerinin inşasıyla bağlantılı Çinli teknoloji devi Huawei ile ilgiliydi. Anlaşma, Huawei'nin Körfez bölgesine giderek daha fazla girdiği bir dönemde ABD'nin Çinli firmanın teknolojisinin güvenlik amaçlı kullanımına ilişkin endişelerine rağmen gerçekleşti. Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri, dünya güçleri arasında taraf seçmeyeceklerini ve ulusal ekonomi ve güvenlik çıkarları doğrultusunda ortaklarını çeşitlendireceklerini söylediler. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.